Yes! Yepyeni bir manyak yapay zeka özelliğiyle karşınızdayım. Photoshop'a yakın zamanda bir özellik geldi ve Photoshop'u gerçekten değiştirecek bir özellik. Biliyorsunuz çok uzun zamandır yapay zeka kullanıyoruz. Yazıdan görsel ürettiğimiz Stable Diffusion adında bir araç vardı. Onu bildiğin Photoshop'un içerisine gömdüler. Artık fotoğraflarınızda tıklayarak istediğiniz şeyi silebiliyorsunuz. İstediğiniz nesneyi yazı yazarak ekleyebiliyorsunuz ve mükemmel ekliyor. Gerçekten Photoshop'la şu an yapamayacağınız şey bu saatten sonra yok. Şimdi hocam geçen videoda Midjourney ve chat nasıl kullanılacağını anlatmıştım ama birazcık karmaşalar olmuş. O yüzden bu videoda böyle biraz daha kolay anlatmaya çalışacağım. Hatta bir yorum gelmiş. Lütfen mala anlatır gibi anlat diye. Söz veriyorum biraz daha kolay anlatmaya çalışacağım. Ama böyle videoda yine teknik şeyler olacak. Anlamadığınız yer olursa hocam yorumda yapıştırıyorsun. Cevaplıyorum. Şimdi öncelikle Photoshop'u nasıl indiriyoruzdan başlayalım. Bir tane Adobe üyeliği alıyorsunuz. Bu ücretsiz deneme üyeliği de olabilir ya da ücretli bir üyelik de alabilirsiniz. Şimdi bak hemen fiyatlara bakalım. Öğrenciyseniz direkt öğrenci indirimiyle alıyorsunuz. Aylık 120 25 liraya bütün uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Öğrenci değilseniz de öğrenci bir arkadaşınızın hesabıyla alabiliyorsunuz. Bunları akılda tutmak lazım. Bunlar hep bilgi. <laughs> Ekin kollamaya selamlar. Öğrenci değilseniz üyelik alacaksanız daha pahalı hocam üyeliklerimiz. 187 liraymış aylık üyeliği. Burada 125 lirayken. Ne yaptık? Üyelik aldık. Photoshop'u indirdik. Ücretsiz deneme sürümü üyeliği alıp da indirebiliyorsunuz. Photoshop'u şöyle indiriyoruz. Bilgisayarımızı önce Creative Cloud uygulamasını indiriyoruz. Bu Adobe'un bütün uygulamalarını indirebileceğiniz Adobe'la ilgili bütün işlerini yap yapabileceğiniz tek bir panel gibi düşünün bunu. Şu sol tarafta Beta Apps diye bir sekme göreceksiniz. Beta Apps'e tıkladığınız zaman burada aşağıda Photoshop beta sürümünü görüyorsunuz. Bu özelliklerin hepsi sadece beta sürümünde var. Normal Photoshop'a henüz gelmedi, yakın zamanda gelecek. Onu da ayrıca paylaşırım. Buradan beta Photoshop'u indirdik. Sonrasında Photoshop'un beta sürümünü açıyoruz. Şimdi birlikte birkaç fotoğraf editleyeceğiz. Benim daha önce kendi editlediğim fotoğraflar da var. Arkadaşlar bu manyak bir şey. Benim hayatımda gördüğüm görsel tarafta yapay zeka ile yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi çok fazla işimize yarayacak. Şimdi bak bir tane daha önceden yaptığım bir dosyayı açıyorum. Fotoğrafı görüyorsunuz böyle bir ev fotoğrafı ama bu fotoğrafın editli hali, gerçek hali değil, orijinal halini gösteriyorum size fotoğrafın. Abi bu orijinal hali. Biz Merve ile ev değiştiriyoruz da bu da yeni evimizde taşınmadan önce eve bakmaya gittiğimizde çektiğimiz bir fotoğraftı. Şimdi ben buradan size layerleri göstereceğim, her şeyi nasıl yapacağınızı çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bak önce Merve'yi sildim, sonra arkaya bir tane televizyon ekledim. Bunların hepsini yazı yazarak yapıyorsunuz bu arada sol tarafa bir tane kitap ekledim. Şuraya bir tane kül tablası ekledim. Şu yana bir tane sol tarafa koltuk ekledim. Pencereyi beğenmedim. Pencereyi değiştirdim. Dışarısına manzara ekledim. Genişletebiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı Photoshop yapay zeka kullanarak daha geniş çekmişçesine genişletiyor fotoğrafı. Onu da şöyle görebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bu fotoğrafı biraz da sağ tarafa doğru genişletmek istiyorum. Ne yapacağım? Öncelikle kanvasımızı büyütüyoruz. Kanvas nedir? Şimdi fotoğrafımızın boyutunu değiştirmiyoruz ama fotoğrafımızın çalışma alanının boyutunu büyütüyoruz. O yüzden burada crop tool kullanabilirsiniz. C'ye bastığınızda da geliyor bu. C'ye basıyorum, fotoğrafa tıklıyorum. Bunu buradan sürükleyerek aslında fotoğrafımı genişletip yan tarafta boş beyaz bir alan bırakıyorum. Eğer siz bunu çektiğinizde efendim bu böyle falan büyüyorsa şu yukarıda clear var. Clear'a basarsanız düzgün istediğiniz yöne doğru büyüyecek. Diyelim ki şu yan tarafı büyüttünüz. Hocam şimdi fotoğrafımızı seçiyoruz şöyle. Birazcık seçerken kenarda fotoğrafın kendi içerisinden boşluk bırakmak önemli. Oradaki pikselleri kopyalıyor çünkü. Geliyorum hocam. Sonra yaptığım seçimi tersine çeviriyorum ki bize fotoğrafın Vücut alanının dışındaki boş alanı seçsin diye. Şimdi hocam şuradaki tuşa tıklayarak seçimimizi tersine alabiliyoruz. Ya da Ctrl Shift I -E yaparak seçimimizi tersine alabiliyoruz. Bu sefer diğer alanı seçti bizim için. Burada Generate Fill. Bu bizim yeni gelen özelliğimiz. Bütün aslında sihir bunda. Buna tıklıyorsun hocam. Buraya yazı da yazabiliyorsun. Yazdığın yazıya göre fotoğrafı genişletebiliyor. Ya da hiçbir şey yazmayıp Generate'e basarsanız fotoğrafın olduğu gibi bütün özelliklerini algılayıp sizin fotoğrafınıza uygun bir şekilde orayı dolduruyor. Şimdi gördüğünüz Göreceğiz. Bu işlem şu an biraz uzun sürüyor. Bir 10-15 saniye sürüyor her yaptığınızda. Ama ileride çok daha hızlı olacak. Mükemmel. 3 tane bize sonuç seçeneği veriyor. Bunları beğenmezsek tekrardan oluşturabiliyoruz. Ya da işte bir komut girip daha detaylı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Bak bu birinciye. İkinciye böyle bir şey koymuş. İnsanlar da biraz sapıtmış. Üçüncüye de böyle bir şey koymuş. Aslında hepsi bu fotoğrafa uyabilecek. Aynı detaylara sahip fotoğraflar. Bazen çok iyi çalışıyor. Bazen sapıtabiliyor. Çok yeni olduğu için şu an ben de çok hakim değilim. Çünkü yazmamız gereken komutları nasıl yazacağımı çok kavrayabilmiş değilim. Şimdi bak abi, bu fotoğraf inanılmaz bir şey. Ben bir dinozor seviyorum. Yukarıda bir dinozor uçuyor. Arkada bir havuz var falan. Bu fotoğrafın orijinalini önce göstereceğim size. Abi bu fotoğraf buydu. <laughs> Ve ben yaklaşık 2 dakika harcayarak bu fotoğrafı şu hale getirdim. Mükemmel bir şey bence. Şimdi hemen yine katman katman gidelim. Hemen anlatacağım neler yaptığımı burada da. Sonrasında birkaç fotoğrafı sıfırdan beraber bu hale getireceğiz. Hocam şimdi ilk yaptığım şey geldim buradan hızlı seçme aracımızla Object Selection Tool diye geçiyor. Atımızı seçtim. Sonrasında çıkan kutucuğa dedim ki dinozor olsun bu. Çat. Dinozor verdi bana. 3 seçenek dinozor verdi. Ben bu diğer dinozorları da göstereyim size. Yani bunlar çok dinozor gibi olmadı. At heykelle benzedi falan. Şu güzel olduğu için bunu kullanmaya karar verdim. Daha çok uğraşırsınız. Daha güzel bir şey çıkar bu arada. Dinozoru mıncıklattı beni. Ki bak elim böyle değildi. Elimi de değiştirdi. Orijinalinde elim böyle değil. Atın kafasında duruyor. Ama işte elimi de dinozoru seviyormuşum gibi bir hale soktu. Şimdi bu çok enteresan abi. Bütün kıyafetleri değiştirebiliyorsunuz. Ve mükemmel değiştiriyor. Benim altımda şöyle bir pantolon vardı. Ben dedim ki kardeşim bu pantolon olmasın. Bunun yerine bir kot pantolon koy. Lüps diye yapıştırdı. Ve mükemmel iyi yapıştırdı. Arkaya dedim ki bir tane havuz koy. Havuzu koydu ve bak havuza çok dikkat edin. Şimdi bu havuz yokken hayvanın yansıması farklı bir şekilde duruyor. Dinozorun yansıması. Şurada görüyorsunuz. Havuz geldiği zaman havuza göre yeni bir yansıma oluşturuyor kendisi. İnanılmaz. Sonra dedim ki havada da bir tane uçan dinozor olsun dedim. Koydu onu da. Sonra kendi kıyafetimi yine değiştirdim. Baktım Indiana Jones ne giyiyor diye. Şuradaki küçük kutucukta da aslında yazdığımız promptları görebiliyoruz. Hatta diğer fotoğraflar arasında da değiştirebiliyoruz. Bak bunlar üstüme oluşturduğu diğer kıyafetler ama en düzgünü bu olduğu için Elleri de düzgün ayarladığı için bunu tercih ettim. Buradaki kutucuğa İngilizce yazabiliyoruz hocam şu an için sadece. İleride Türkçe desteği de gelecek. Her dil desteği gelecek eminim. Ben burada dedim ki bir tane tişört olsun. Safari tarzı bir tişört. Kahve rengi diri bir ceket olsun ama kolsuz ceket olsun dedim. Ve beni aslında Indiana Jones'a benzer bir kıyafet giydirdi burada. Sonra dedim şapkayı da değiştirelim. Şapkaya dedim ki bir kahve rengi fedora bir şapka olsun dedim. Fedora bir şapka şekli. Hemen burada şapka için de bana 3 tane alternatif oluşturdu. Hemen bakıyoruz. Tak tak tak. Çok iyi. Sonra geldim dedim ki hocam bu fotoğrafı genişlet dedim. Benim için dar bir fotoğraf bu dedim. Sola doğru genişlettim fotoğrafı. Orada da yine bana 3 tane seçenek verdi. Onları da gösteriyorum. Yine ben bunu kullandım. Bunu beğendim ama bak şunlar birinci, ikinci ve üçüncü seçeneklerimiz. Ben en çok bunu beğendiğim için bunu tuttum. Çok güzel abi. Gerçekten yapması çok kolay ve o kadar hayatımızı kolaylaştıracak, değiştirecek bir şey ki. Normalde Photoshop kullanan bir sanatçının bunu yapması gerçekten yaklaşık bir gününü alır herhalde ki bu kadar realistik yapabilir mi bilmiyorum. Bu dinozor koysa bile dinozor ışığını doğru ayarlamak çok önemli. Mesela bu fotoğraftaki ışığın açısını da algılayıp ona göre koyduğu nesneye özel bir ışık yapıyor. O nesnenin gölgesini de koyuyor. İşte yana siz bir havuz eklediyseniz ya da görüntünüzün içerisinde yansımalı bir şey varsa oraya doğru yansımayı da ekliyor. Mükemmel çalışıyor. Bunu da geçtik. Bir sonraki örneğimize geçiyorum. Bu örnekler bittikten sonra kendimiz sıfırdan birkaç görsel yapacağız. Nasıl kullanacağımızı da detaylı olarak anlatacağım. Hocam orijinal fotoğrafımız bu. Neler yapabiliriz? Atıyorum burada tavuk var. Bizim küçük pudul. Bunu kediyle değiştirebilirsin. Bunun yerine maymun koyabilirsin. Dağı beğenmedin dağı değiştirebilirsin. Bizi beğenmedin bizi silebilirsin. Silme aracı da geldi onu da göstereceğim. Gökyüzünü beğenmedin gökyüzünü de değiştirebiliyorsun. Ben burada değişik şeyler yaptım. Şimdi fotoğrafın önce son halini göstereyim. Bir şaşırdım. Şimdi hocam şu fotoğrafın bitmiş hali. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Önce bir tane şu arka tarafa maymun ekledim. Sonra onun önüne bir tane havuzcuk ekledim. Küçük su birikintisi ekledim. Bak su birikintisi zoomlayalım. Burada maymunun yansımasını görüyorsunuz. İşte güneş gelen yansımayı görebiliyorsunuz. Şurada ben oturduğum için buradan bir gölge oluşuyor. Onu görebiliyorsunuz. Bak tavuğa tıkladım. Dedim ki kedi olsun köpek olmasın dedim. Çat kedi yaptı. Sonra yukarıda ağacı seçtim. Ağacın üstüne bir tane maymun ekle dedim. Çat maymun geldi ağacın üstüne. Şurada bir boşluk gördüm. Oraya da bir su birikintisi bastım. Bak ayranın kuyruğunu da aldı. Yansımayı doğru bir şekilde aldı. Hatta kediyi de aldı yansımanın içerisine. Sonra dedim ki hocam bu fotoğraf yine dar kaldı. Bu fotoğrafı bir olduğu gibi genişletelim. Bak nasıl genişledi fotoğraf. Bak şu alternatif bu daha güzel olmuş. Heh dedim ki sonra yan tarafa da bir tane yol ekle dedim. Şu yol yoktu yanda. Dedim ki taş bir yol. Bak alternatiflerimiz bunlar. Şöyle bir yol ekledi. Böyle bir yol ekledi. Ben bunu beğendim. Bunu seçtim. Bütün içerideki bu eklediğiniz nesneler arasındaki maskelemeyi, ışığını, dengesini her şeyini otomatik yapıyor. Mükemmel. Geçiyoruz hocam şimdi bir fotoğrafı bak kendimiz deneyelim. Şöyle bir fotoğrafımız var. Basitten başlıyorum. Öncelikle hocam şu sol taraftan iyileştirme fırçamız vardı. O iyileştirme fırçasının altına silme fırçası diye yeni bir fırça geldi. Remove tool'u seçiyoruz hocam. Burada beğenmediğimiz objeler neler? Atıyorum. Bunu daha önce de yapabildim iyileştirme aracıyla iyileştirme fırçasıyla ama şu an çok daha iyi yapıyor. Geliyorsun şu taşı beğenmedin tıkladın. Temizliyorum dedi gitti taş. Beğenmedin bir daha tıkla. Hop tıkladım gitti. Normalde bu araç insanları silemiyordu. Kötü oluyordu. Şimdi hocam insanları da çok güzel siliyor. Seçiyorum silmek istediğim vatandaşı başka bir şey yapmıyorum. Sildi ve çok iyi sildi yani. Alternatif olarak diğer yeni gelen aracımızla da bunu aslında silebiliyoruz. Yine seçme aracımızı alıp şöyle bir dikdörtgen çekip ya da illa dikdörtgen yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü aslında kullandığınız seçme aracı günün sonunda çıkacak objenin şeklini de etkiliyor. Eğer gelip siz şuradan last tool'u seçerseniz böyle kendiniz bir seçme işlemi yaparsanız daha farklı bir sonuç alabiliyorsunuz. Bunu genelde obje eklerken daha çok kullanıyoruz. Buraya gelip remove person dediğim zaman görüntünün içerisindeki insanları sil dediğim zaman siliyor. Yani işte az önce söylediğim komutu nasıl yazmak gerekiyor kısmında aslında burada benim kafamda biraz soru işaretleri oluşmaya başladı. Çünkü Adobe kendisi kısa bir makale yayınlamış nasıl yapılması gerektiği üzere ne? ama orada da kendiyle çelişiyor. Adı da kafası karışık. Henüz yakın zamanda nasıl yapılacağına dair daha detaylı şeyler çıkar diye düşünüyorum. Çok güzel sildi. Yine aynı şekilde sildi. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Peki insanlarımız sildik. Diyelim hocam bir manzara fotoğrafı çekmiştin. Orada amca duruyor. Şurada çiftler duruyor. Teyzeler duruyor. Hepsini sildik. Manzara bize kaldı. Peki bu manzarayı nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Mesela ben bu fotoğrafı çekerken gökyüzünde martılar olsa, kuşlar olsa ne kadar güzel olurdu diye düşünmüştüm. O yüzden abi şimdi bak burada oluşturduğum katmana gelmiyorum. Onun altındaki o orijinal kendi fotoğraf layer'ımıza katmanımıza geliyorum. Şimdi buradan geliyorum. Sol taraftan yine istersem dikdörtgen seçme aracını, istersem kendi elinle çizebildiğin seçme aracını seçiyorum. Mesela şu daha kolay başlayalım abi. Şuraya bir tane şu bulut şeklinde yapmanıza gerek yok bu arada. Ama ben daha artistik bir şey olmasını istediğim için böyle diyorum. Buraya da bulut yazıyorum abi. İngilizce. İngilizceniz yoksa Türkçe olarak yaz. Ne istiyorsan obje. Google Translate'e gir. İngilizceye çevir. Bulut yazacaksın. Bulutu gir. İngilizcesi neymiş? Cloud'muş. Cloud'u yaz buraya. Yapıştır. Hocam arkada bir bulut belirecek şimdi. Hatta 3 tane bulut seçeneği belirecek. Biz seçeceğiz arasında. Bak bir tane bulutumuz geldi. Diğer örnekleri de çıkarmış ama bunlara niyeyse uçak ekleyesi gelmiş. Kafası karışmış biraz. Birinci güzel olduğu için bunu kullanıyorum. Bak bulutsuz hali, bulutlu hali. Güzel. Peki yine geldim. Fotoğrafımı seçtim. Yeni bir ekleme yapmak istiyorum çünkü. Bu sefer gökyüzünü şöyle biraz daha geniş olarak seçiyorum. Buraya da diyorum ki birçok kuş gökyüzünde uçuyor diyorum. Bak 3 tane yine seçenek geldi. Çok güzel oldu bu. Bir sürü kuş ekledi. Burada daha başka kuşlar ekledi. Burada da başka kuşlar ekledi. Atıyorum bir tanesini beğendik ama sıkıntıları var diyelim. Mesela şunu beğendik ama şu sağ taraftaki kuşlar bir garip duruyor. Tamam kardeşim bunu seçiyoruz. Şuraya zoomluyoruz. Burada doğru katmanımızın seçili olduğundan emin oluyoruz. J'ye basıyoruz. Bu bize diyor ki hocam yapamazsın diyor. O yüzden diyoruz ki biz bunu aşağıdaki katmanla birleştir. Sağ tıklıyoruz. Merge down. Aşağıdaki katmanla birleştir diyoruz. Şimdi bu taraf bizim için daha editlenebilir bir hale geliyor. Buradaki sıkıntıların üstüne de silme aracımızla tıklıyoruz. Löp sildi. Şurada bir köşede gariplik olmuş sildi. Şu kuşu beğenmedim. Kuşa benzemiyor şunlar. Sildi. Bunlar düzgün. Şunu da beğenmedim. Bunu da sil. Evet. Sıkıntıları da temizleyerek daha güzel bir hale getirebiliyoruz. Peki. Diyelim ki buradaki şu topraklık alanı beğenmedik. Hocam yine geliyoruz. Bu sefer dikdörtgen seçeceğim. Şöyle fotoğrafın yarısını seçtim. Diyorum ki buraya orman ama karlar içerisinde bir orman diyorum. Geldi. Şimdi bak burada başka bir layer vardı. Başka bir katman vardı daha önce. Burada insanlar duruyordu. O insanlar bunun önüne geçti. O yüzden ne yapıyoruz? Bu yeni oluşan Katmanımızı en yukarıya çekiyoruz ve gayet düzgün oluyor. Şimdi diğer seçimlere bakalım. Bunu vermiş, bunu vermiş, şunu vermiş. Birinciyi en çok beğendim. Güzel. Yani yarısı kar oldu, yarısı güneşlik saç sapan bir şey oldu ama devam. Mesela şuraya bir gölet eklemek istiyorum. Tamam mı? Şurayı şöyle seçiyorum, büyük bir yuvarlak olarak bir yuvarlak seçtim. Buraya da diyorum ki reflect water pool. Yansıtmalı su havuzu yazdım. Siz farklı şeyler de deneyebilirsiniz bu arada. Bak böyle havuzlar ekledi. Mesela beğenmedim bunları. Siliyorum. Tekrar seçim yapıyorum. Buradan seçme aracınızı değiştirebilirsiniz kullandığınız. Ben valla hepsini deniyorum çünkü daha bir formülü yok. Deneye deneye buluyoruz. Diyelim ki şöyle bir parça seçtim. Buraya da diyorum ki su birikintileriyle dolmuş toprak bir yol oluştur dedim mesela. Bakalım ne çıkacak. Yani çok su birikintisi olmadı bence. Tamam şu olsun. Bunun üstüne şu olsun tam istediğim gibi bir şey olmadı ama devam mesela ben bu ağaçları beğenmedim bunların yerine çam ağacı eklemek istiyorum bu da çam galiba da <laughs> <laughs> Allah bak şimdi bunu böyle geliyorum. Biraz daha genişten böyle bol kese seçiyorum. Otomatik seçme araçları var ama onlar iyi çalışmıyor şu an kullanmak istediğimiz özellikle. Buraya da diyorum ki orman içerisinde çam ağaçları diyorum. Wow. Şimdi böyleydi. Baya güzel çam ağaçları ekledi. Alternatiflerimize bakalım. Wow. Başka bir alternatif. Wow. Bu da çok güzel. Bunu beğendim. Bu kalsın diyorum. Gökyüzünü beğenmedik. Bu Photoshop'un farklı bir özelliği ama belki görmemişsinizdir diye göstermek istiyorum. Edit kısmından sky replacement gökyüzü değiştirme filtresi var. Bunu hocam tıkladığımız zaman gökyüzünü beğenmedik diyelim. Sky Replacement özelliğini açıyoruz gökyüzü değiştirme. Buradan beğendiğimiz başka bir gökyüzü seçiyoruz abi. Bu kadar. İnanılmaz kuşlar da hepsine uyum sağlıyor bu arada. Çok güzel. Tamam mesela şunu koyalım. Okey diyelim buna da. Burada yeni bir grup oluşturdu bizim için. Kapattığımız zaman farklı bir gökyüzü var. Çok güzel. Peki bu fotoğrafı genişletmek istiyoruz. Ne yapıyoruz hocam? C'ye tıklıyoruz. Kesme aracımızı yine alıyoruz. Fotoğrafımızı yana doğru çekiyoruz. Ne oluyor burada? Fotoğrafımızın olduğu canvas aslında biraz genişliyor ama fotoğrafımız sabit kalıyor. Yanda bir boşluk açılıyor ki biz o boşluğu fotoğrafın kalanıyla doldurabilelim. Şu tarafı da alacağım. Şöyle geniş bir manzara görseli haline dönüştürebilelim bunu diye. Şimdi fotoğrafımı seçiyorum. Bu yaptığım seçimi yine terse çeviriyorum. Sonrasında buraya gelip hiçbir şey yazmadan generalize ay tuşuna basıyorum. Ne yapıyor? Fotoğrafımı algılıyor ve fotoğrafım daha büyük bir görsel olsaydı ne olmalıydı aslında kendi kafasında hesaplayıp onunla dolduruyor gibi düşünebilirsiniz. Bak. Efsane. Yine 3 tane seçenek verdi bize. Fotoğrafı yataya hale getirdi. Bak bu var. Çok güzel. Bu var. Bu da çok güzel. Şunu daha çok beğendim sanıyorum. Bu kalsın. Peki ben fotoğrafı atıyorum şuraya bir tane aslan eklemek istiyorum. Aslan yürüyor olsun. Şöyle bir çizdim. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bak karın üstünde aslanın gölgesini görebiliyoruz. Gelen güneşin aslan üstünde parlamalarını görebiliyoruz. Gerçekten bu aslan olsaydı muhtemelen böyle görünürdü. Ona göre ayarlıyor. Bak diğer seçeneklere bakalım. Burada aslan aslan patates olmuş. Bu aslanı da beğenmedim ama bu gerçekten <laughs> çok iyi. Mesela bu çimleri beğenmedik yandaki atmak istiyoruz. Ha bak onları sildi oraya yeni bir şey yaptı. Al çok güzel. O çimleri beğenmemiştim zaten. Al bak çok daha güzel bir hale geldi bu. Yakında şey de gelir. Bu aslanı buradan tutup böyle istediğin yere koyabilirsin ve ışığını da açısını da ona göre ayarlar. Bence bir 6 ay bir yıl arası var ama o da yakında gelecek. Geçelim hocam başka bir fotoğrafa. Yes şimdi kendi çektiğim bir fotoğrafı sıfırdan baştan edileceğiz. Aslında videonun bu kısmını çekmiştim bir 5 saatte geçmişti üstünden ama ekran kaydını açmayı düşün bizimkiler kurguda söyledi bana geri indim şimdi tekrar çekiyorum o yüzden. <laughs> Acaba sadece kendimi seçsem şöyle. Kendimi olduğu gibi farklı bir ortama yerleştirmek istesem olacak mı merak ediyorum. Şöyle birazcık Allah bozduk. Şöyle pen tool yapacağım. Pen tool her zaman seçim için bence en iyisidir. Evet, kendimi kalem aracıyla seçtim. Sağa tıklıyorum. Buradan bir seçim oluştur diyorum. Çıkıyorum. Şimdi bu yaptığım seçimi tersine çeviriyorum. Karlı bir ormana koyacak beni. Yani bir şey yapıyor da çok köşeleri kenarları beğendim diyemeyeceğim. Oluşturduğu görsel okey bence bu arada. Ben de bir şey yanlış yapıyor olabilirim. Mesela neleri beğendik neleri beğenmedik bir bakalım. Şu arkadaki ipi beğenmedik. Onu her türlü yok edeceğiz zaten. Hemen gelip silme aracımızı seçip şöyle üstünden geçip. Löps buraya aldık. Hemen şurayı da alalım. Orayı da aldık. Şimdi fotoğrafın beğenmediğimiz kısımlarını croplayacağız. Tutmak istediğimiz kısmını fotoğrafını seçiyoruz. Şuraya tutmak istiyorum diyelim. Crop tuşuna basıyoruz. Enter diyoruz. Löps bunu kestik. Ne ekleyelim? Şuraya bir tane kedi ekleyelim. Şöyle seçtim burayı. Oturan bir kedi ekle. Hah. Geldi kedilerimiz. Aa çok tatlılar. <laughs> bak. Şu güzel. Bunu ekleyelim. Bir tane kedimiz oldu burada. Kıyafet değiştirelim hemen. Ayağımı seçiyorum. Bir ayakkabı ekleyeceğim ayağıma. Nike sneakers diyelim. Spor ayakkabı eklesin. Ben geçen spor ayakkabı eklemeye çalışırken topuklu ayakkabı ekledi. Çok da yakıştı işin garibi. Bakar mısın şuna? Şurada. Gördün mü? Topuklu ekledi. <laughs> ya niye topuklu? Ve şey monster feet yazmışım şeye de. Yaratık ayağı eklesin istemişim. Bana bunu uygun görmüş. Topuklu ayakkabı uygun görmüş. Üç tane çeşit çeşit. Ha bak ne ekledi? Spor ayakkabı ekledi. Seçelim. Birazcık ayak ince olmuş ama bence her türlü yer bu ya. Ten rengini tutturamamış. Normal sneakers diyelim. Şu okey bence. Bunu beğendik diyelim. Hep hemen var yok yapalım. Gayet güzel. Ayağı biraz küçültüyor. Proporsiyonları tam tutturamıyorsunuz ama. Şimdi bak en enteresanlarından bir tanesi hocam şurada bak yine kendimi seçiyorum ama bir sweatshirt varmış gibi bir kesim yapıyorum üstümden. Biraz da bol alıyorum bunu. Boğaz kısmını yapıyorum. Terziymiş gibi. Buraya geliyoruz diyoruz ki üzerinde kırmızı daire olan siyah bir Sweat short istedim ne çıkacak acaba? Aha geldi 3 tane güzel kötü değil. Aa bu gayet güzel. Bu da güzel. Şunu galiba beğeneceğim. Şimdi kolum şöyle olduğu için şurada gerçekte bir potluk oluşur ya kıyafette Karışıklık olur. Şöyle durur bu. Aynısı var. Çok iyi bu. Yani şunu yapmayacaktım. <laughs> Çok merak ettim içimden geldi. Şu an bana etek giydirse giydirebilecek mi? Bu sapık bir yere doğru gidiyor ama hadi bakalım. Allah <laughs> sinirler bozuldu. A baya yapıyor. Ya yani ayağın bağlantı noktasını yapamadı da kesik ve sonradan eklenmiş bir ayak gibi. Elime bir şey eklemek istiyorum. Elinde dünya kupasını tutuyor dedim. Bakayım. Şimdi şey yapıyor. Eğer senin elin böyle duruyorsa, objeyi tutman gerekiyorsa eli de değiştiriyor. Eli böyle yapıyor. Olması gerektiği gibi yapıyor. Bazen düzgün çalışıyor. Bazen parmaklarda falan sapıtabiliyor. ha Fena değil. Şu güzel. Şu değil de. Bir daha generate etsin. Bu arada 50 tane generate edip 50 tane arasından da seçebiliyorsun. Çok güzel. Bakayım. 3 tane daha geldi. Burada biraz el şişko oldu. Burada biraz ışıkta bir sıkıntı yaşadık. Yine de evet en düzgün bu. Ee, dünya kupası eklemedi dünya ekledi. Eyvallah şükür ona da. İstiyorum ki ben bu fotoğrafı genişleteyim. Daha geniş bir kadrajda kullanmak istiyorum. Atıyorum YouTube kapak fotoğrafı yapmak istiyorum ya da bir yere bastıracağım bunu. Bina giydireceğim mesela. Geliyorum abicim crop tool'umuzu seçiyoruz. Fotoğrafımızı genişletiyoruz. Bu arada şöyle yapsam da olacak. Dev gibi bir şey yaptım. <laughs> Bence Photoshop patlar bu arada bunu yapamaz. Şurada benim fotoğrafım ibibik kadar kaldı tamam mı? Ben bunun dışını şurayı tamamıyla doldursun istiyor. Yok yapamayacağım ya. Şöyle olsun hadi. E ben diye bir error verirse anlayacağım gerçekten hani. Yok. Evet. Çok büyük bir şey seçim yaptım. Ondan diyor ki çüş diyor. Haklı. Evet fotoğrafımızı genişletti. Bayağı da güzel yaptı bence bu sefer. Bakalım. Bir, iki, çok iyi. 3 gayet güzel. Hepsi güzel. Ha, şurada bir saçmalamış kedi uçmuş. Mesela bak fotoğrafımı genişletmiş oldum. Önceki hal nasıldı? Şu kadardı fotoğrafın. Artık kocaman başka bir fotoğrafım var. Evet bak burası da uzadı fotoğrafın. Şöyle bir telefon kulübesi olsun mu şurada? Bak geldi 3 tane telefon kulübemiz. İçi niye böyle ya bunun? dağınık içli bir telefon kulübesi uygun gördü. Yani yine en düzgünü şu ama daha güzeli çıkar mıydı? Çıkabilirdi bence. Şöyle acaba zemini setsem? Buraya da floor is lava desem. <laughs> Zemin, lav. Evet altındaki şeyler gitti ama telefon kulübesinin altına koymayı başardı bu arada lavı. Ki bu lav değil. Anladınız siz mantığı. Ha gel bak şöyle bir örneğim var daha önceden yine kendim denerken yaptım. Bu da enteresan. Hocam bunun before'u bu, after'ı bu. Yani baya şey değişik fotoğrafta fark ederseniz. Bak şurada bir tane atıyorum şişe vardı. Bu şeyi silmek istiyorum. Lops. Şunu şöyle seçiyoruz. Hiçbir şey demeden generate diyoruz. Siliyor. Silmezse eğer aynı şişeden 3-5 çeşit mi getiriyor? O zaman remove battle diyorsun siliyor o zaman. Şurada benim kafamı kesmiş fotoğraf. Yokum ben normalde burada. Burada bana benzer aynı kola sahip aynı yüzün burun başlangıcına sahip bir insan üretmiş ama insan üretmede çok iyi çalışmıyor şu an stable diffusion. Yakında o da gelişecek. Ve arkadaki ışığı beğenmemişim. İşte şey ışık koymuşum buraya. Mimari tasarım. Mimar kardeşim. Bak kullan. Her bütün objeleri değiştirirsin. İstediğin objeyi koyarsın. Bak vatandaştan isteyeceksin evinin fotoğrafını. Koltuğunu sileceksin. Yeni koltuk ekleyeceksin. Nasıl duruyor bakacaksın. Çok iyi. Bak şimdi geliyorum burada. Bizim Leros. Leros'u seçiyorum. Diyorum ki cat. Kedi. Kare seçince ve biraz daha geniş seçince sanki daha iyi oluyor ya. Masaya oturttu kediye. Kedileri düzgün yapamadı. Benim daha önce yaptığım kedi daha iyiydi. Bak şöyle bir kedi çıkmış daha önce denediğimde ben. Şöyle alternatifler de gelmiş ama en düzgünü bu olduğu için bunu tuttum ben. Bak kola şişesi vardı. Onu da seçtim. Onun da bir benzerini generate etti. Abi bu çok enteresan. Yemekleri çok iyi yapıyor. Bak mesela burada börek varmış. Bildiğin kıymalı börek yemek. Kıymalı böreği lazanya yaptı ve işin garibi. Şimdi bak şurada kullandığım maskeyi de göstermek istiyorum. Bildiğin şöyle kocaman bir dikdörtgen çizmişim. Lazanya demişim. Böreği almış ve bak sadece böreği almamış. Şuna dikkat edin. Böreğin tabağı bardağın arkasında duruyor. Bardağın da arkasına koymuş aynı şekilde ve masanın üstüne doğru ışıkla yerleştirmiş. Yani ben size bunu göstersem burada lazanya olduğuna inanırdınız ben de inanırdım. Tavuk kanadı da makarna yaptı mesela. Bak yine aynı ışık mükemmel görünüyor. Altta çok güzel bir gölgesi var. Şurada bir tane tabak varmış mesela. Bu tabağa sincap yapmışım. Birazcık sincap biblosu gibi duruyor ama bence yine çok güzel. Yapabileceğiniz şeylerin sonu yok kardeşim. Çok iyi. İnanılmaz. Yani gerçekten Photoshop'ta şu an bunları yapabiliyor olmak inanılmaz. Ben Stable Diffusion yani yazıdan görsel üretme ilk çıktığında demiştim. Bunu Photoshop getirecek, getiremezse de Photoshop batacak. Bunu kim yaparsa o kazanacak. Adobe'un kendi içerisinde Sensei diye bir yapay zeka üzerine ürünler geliştiren bir ekibi var. O ekip olmasa Adobe Nana'yı yemişti bence. Şimdi hisse fiyatları da yükselmeye başladı. Ben Adobe hissesi de aldım bu arada. Sizde de ilginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Hocamlar Photoshop artık manyak bir yere gidiyor. Gerçekten Photoshop son bir yıldır, iki yıldır bence güzel değildi. Yani kullanması çok keyifli değildi. Yapay zeka araçları olmadığı için ben Photoshop çok fazla açmıyordum bile. Artık her gün Photoshop'tayım. Manyak şeyler yapabiliyorsunuz. Size de tavsiye ederim. Açıklama kısmına da linklerini bırakıyorum. Gidin indirin, kullanın, bir şey yapın. Ben gördüm sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben kaçtım. Bu kanaldan çıkışı yok zaten. Hadi see you.